Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere SynthMaster'ın modülasyon matrisinin nasıl kullandığını anlatacağım. Bildiğiniz gibi modülasyon bir parametrenin değerini zaman içinde değişim uğratmak anlamına geliyor. Tabii bu modülasyonu gerçekleştirebilmek için bir modülasyon kaynağına ihtiyacımız var. Bu LFO olabilir, envelope olabilir ve bir modülasyon hedefine ihtiyacımız var. Modülasyon hedefi zaten neredeyse her şey olabiliyor. İsterseniz bir parametrenin değerini zaman içinde değişime uğratabiliyorsunuz SynthMaster'da. Bunların hepsini yönetmek için tabi modülasyon matrisini kullanmamız gerekiyor. Ancak modülasyon matrisini kullanmadan da modülasyonlar oluşturabiliyorsunuz sürükle bırak yöntemiyle. Bunu da videonun sonunda size göstereceğim. Modülasyon matrisini açmak için buradaki gördüğünüz matrix butonuna basmanız yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi buradaki filter otomatik olarak seçili. Bu ne demek oluyor? Sadece üzerine bastığınız parametre ile ilgili modülasyonlar karşınıza çıkacaktır. Örneğin ben buradaki cutoff Buna bastığım zaman sadece içinde cutoff'un olduğu modülasyonlar karşıma çıkacaktır. Şu an cutoff hiçbir şey modülasyona uğratmadığı için modülasyon maddesinde karşıma hiçbir şey çıkmıyor. Ben bu filtreyi kaynağa göre, hedefe göre ve otomatik olarak filtreleyebilirim. Ancak ben nan olarak seçerek filtrelemeyi kaldıracağım ve bütün modülasyonları karşıma çıkaracağım. Bu gördüğünüz nan yazanlar boş modülasyon slotlarımız Buraya istediğimiz modülasyonları yerleştirebiliyoruz. Buradaki oklar aracılığı ile de modülasyon matrisimizin sayfaları arasında gezinebiliyoruz. Çok fazla modülasyonunuz olduğu zaman modülasyon matrisi biraz karmaşık hale gelebilir. Bu yüzden otomatik filtreyi kullanmanız sizin için faydalı olabilir. Şimdi bir örnek üzerinden gidelim. Örneğin Synth LFO 1 ile birinci filtrenin cutoff değerini modülasyona uğratmak istiyorum. Buradan boş slotumuza gelelim. Gördüğünüz gibi burada source yazıyor yani modülasyon kaynağı. Modülasyon kaynağı için sol tıklıyorum. LF olsa geliyorum. Synth LFO 1. Gördüğünüz gibi artık modülasyon kaynağımız Synth LFO 1. Şimdi modülasyon hedefine ihtiyacımız var. Bunun için buraya tıklıyoruz. Layer 1'e geliyorum yani birinci katman. Filtre 1'e geliyorum. Ve Cutoff'u seçiyorum. Gördüğünüz gibi artık hedefimiz de seçili. Buradaki NAB aracılığı ile de modülasyon miktarımı arttırıyorum. Bu negatif bir değer olabilir. Tersi yöne modülasyon yapabilirsiniz veya pozitif yönde modülasyon yapabilirsiniz. Tamamen açtım. Buraya bakarak da modülasyona uğradığını görebilirsiniz. Artık modülasyonumuz doğru bir şekilde çalışıyor. Eğer isterseniz Vaya source de ekleyebilirsiniz. Modülasyon Vaya kaynağı modülasyon derinliğini değiştirmenizi sağlar. Bunu istediğiniz bir kaynak seçebilirsiniz. Örneğin mod wheel yapabilirsiniz. Kolay parametreler yapabilirsiniz vesaire. Ve yine nasıl velocity curve seçeneğimiz var. Yani velocity eğrisi yaratabiliyorsunuz. Modülasyonlar için de Modulation Curve'niz var. Modülasyonlar için eğri yaratabiliyorsunuz. İşte ne kadar sert ne kadar yumuşak modülasyonunuz olacağını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Zaten videonun sonunda bu kontrollerin uygulamalı halini kısa bir örnek içinde sizlere göstereceğim. Şimdi modülasyonları yaratırken illaki modülasyon matrisini kullanmak zorunda değilsiniz. SynthMaster 2.8 versiyonu ile gelen bir özellik sayesinde sadece sürükle bırak yaparak çok kolay şekilde modülasyon gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin Synth LFO 2'yi seçtim. Basılı tutup sürüklüyorum rezonansın üstüne. Artık rezonansı Synth Elefo 2 ile modülasyona uğratabiliyorum. Gördüğünüz gibi sağ taraftan da modülasyonumu görebiliyorum. Buradaki gördüğünüz çizgi ise modülasyon miktarını temsil ediyor. Mouse'unuz ile bunu oynatabilirsiniz. Dikkat edin ben bunu oynatırken aynı zamanda da sağ tarafta modülasyon miktarı gördüğünüz gibi hareket ediyor. Oldukça kullanışlı, oldukça basit bu şekilde modülasyonunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz